Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus salate ve atuz zekate ve rek'u ma'ar rakiin. Sadakallahul azim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Hamd bizleri yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden, insan ve Müslüman olma şerefiyle şereflendiren Rabbimize, salatu selam Peygamber Efendimize, onun al ve ashabının üzerine olsun inşallah. Aziz kardeşlerim, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemin ateşinden kurtulma ayı olan Ramazan'ı artık yarılamış sayılırız. Rahmet kısmını geride bıraktık. Bağışlanma dönemindeyiz. Ve duamız, niyazımız o olsun ki Rabbim bizi ebedi yurdumuzda cehennemden uzak, cennet nimetleriyle donatmış bir şekilde cenneti, ahireti kazanmış olan hayırlı kullarının zümresine cümlemizi ilhak eylesin inşallah. Salimen Kadir Gecesi'ni ve bayramı yapmayı da hepimize, bütün Müslüman kardeşlerimize nasip etsin. Kıymetli kardeşlerim, İslam 5 temel esas üzerine bina edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Eşhedü en la ilahe illallah, bünyel İslam diye başlayan hadisinde, Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamber olduğuna, namaz, zekat, oruç ve haccın bir bütün olarak İslam'ı temel anlamda bina ettiğini bizlere bildiriyor. Bunlardan birisi de zekattır. Bugün dilimizin döndüğü kadar zekatın öneminden, zekatın bizim için ne ifade ettiğini, farziyetinin ne anlama geldiğini anlatmaya gayret edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Bakara suresinde Yüce Rabbimiz ve akimus salah ve tüzzekeh ve rka'u me'ar raki'in, namazı kılın, zekatı da verin ve rükû edenlerle birlikte sizler de rükû edin buyuruyor. Buna benzer 30 yerde zekat bizzat kendi orijinal kelimesiyle zikredilir Kur'an-ı Kerim'de. Sadakayla birlikte 40'ın üzerinde ayette Yüce Rabbimiz zekattan bahseder. Zekat, İslam alimlerinin yaygın görüşüne göre hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Nedir zekat diye baktığımızda şöyle kısaca söyleyecek olursak, وَفِي اَمْوَالِهِمْ حَقُّ النِّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, zenginin malındaki fakirin hakkıdır zekat. Yani Allah kullarına rızkı çeşitli çeşitli şekillerde, farklı farklı oranlarda tahsis etmiş, bölüştürmüştür. İnsanoğlu kimi zaman zenginlik görür, Allah'ın nimetlerini bolca tadar. Kimi zaman da imtihan gereği yoksulluk, yokluk görür. Her birisi hepimiz için her an karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Fakir olmak sabrı gerektirir, zenginlik şükrü gerektirir. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَزَاب۪ي لَشَد۪يدٍ. Şükrederseniz Allah buyuruyor ki ziyadeleştiririm. Eğer küfre düşerseniz, Allah'ın verdiği nimetleri inkar ederseniz, yok sayarsanız, o zaman Allah'ın azabı çok şiddetli olur. Aziz kardeşlerim, zekat artmak, çoğalmak, temizlenmek anlamlarında kullanılır. Peygamber Efendimiz de zekatla Müslüman malının zekatını verirse geri kalan kısmını adeta sigorta etmiş, garanti altına almış olarak ifade ediyor ve temizlendiğini bildiriyor. Zekat malımızı temizliyor. Niye? Çünkü o malın içerisinde bize ait olmayan bir kısmı vardı. Biz onu götürüp hak sahibine, yani ihtiyaç sahibine, fakire, miskine, işte Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf olarak belirtilen bu sınıflardan birine hakkını vererek malımızın diğer geri kalan kısmını, bize ait olan kısmını da temize çıkarmış oluyoruz bu anlamda. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı buyuruyor. Bir başka hadisinde de Efendimiz, sadaka vermek maldan bir şey eksiltmez. Yani şu insanoğlu mala tamah eder, nefsine yenik düşebilir,
biriktirme hırsına, çokluk hırsına kapılabilir. Hazır birikmiş parayı belki götürüp vermesi insanoğlunun nefsine ağır gelebilir. Yani şeytan da bunu dürtükler, vesvese verir. Neden vereceksin ki diye böyle aldatabilir. Hatta işte ben kazandım, yani o da gitsin kazansın, çalışsın, herkes çalıştığını yesin gibi böyle şeytan insanın aklına kötü kötü düşünceler sokabilir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi çok önemli. Yani zekat vermek de kişinin malı eksilmez. Bilakis tam aksine Allah zekat verenlerin malını artıracağını garanti ediyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلَ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةٍ. Yani burada infak edenlerin yaptıkları hayırın Yüce Rabbimiz işte bir başağa benzetiyor. Her birisinde yüz tane ve yedi başaktan, yani birden 700'e kadar. Biz zekat vermekle malımızı eksiltmeyiz. Bilakis Rabbimizin rahmetine sığınarak Rabbimizin bize vereceği bereketten nasipleniriz. Bir başka hadis-i şerifte de yine Peygamber Efendimiz zekat kişinin Müslümanlığının bir delilidir buyuruyor. Yine bir başka hadisinde de sadaka, zekat vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Evet, nasıl oruç bizim için bir kalkansa namaz bir bizim için fuhşiyattan, kötülükten bizi alıkoyuyorsa, zekat da bu anlamda yine diğer ibadetlerde olduğu gibi günahlarımızı adeta yok eder. Onları silip süpürür Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, zekatla ilgili tabi Kur'an-ı Kerim'de nereye verileceğimize dair İnnemes Sadakatü Tevbe suresinde ayet var. Onu bir sonraki dersimizde teferruatlı inşallah aktaracağız. Bu şunu da söyleyelim. Zekat vermek ne kadar önemliyse, zorunlu bir görevse ve çok sevapsa, zekattan kaçınmak da bir o kadar bizim için elem verici bir durumdur. Bunu da Yüce Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de zekatını vermeyenlerle ilgili, onlar işte altın ve gümüşü biriktirirler. Biriktirip vermedikleri zekatını, sadakasını vermedikleri bu mallar kıyamet günü boyunlarına asılır, yanlarına, böğürlerine işte ateş olarak karşılığı kişiye gelir diye böyle açık bir şekilde Rabbimiz tarafından bizler uyarılıyoruz. Onun için insanoğlu malın malım der diyor. Malın yiyip tükettiğin, giyip eskittiğindir. Onun için mal kendi elimizdeyken, aziz kardeşlerim, bizden sonra şunu söyleyebilirim, yani açıklıkta çevremizde sizler de biliyorsunuz, hep görüyoruz. İnsanoğlu mal biriktirme derdine düştü mü? Tabi zekatı verirken eli titreyebiliyor, azaldığına kanaat getiriyor, öteliyor. Ya da daha da vahim olanı şudur, onu da söyleyelim. Yani evlatlarına güveniyor. Kendi hayattayken kendi malının zekatını eliyle vermeyen bir kimse ya son ana bırakıyor ya da ömrü yetmeden, kendi malının zekatını veremeden bu alemden göçüyor. Yani ben ölsem bile çocuklarım verir gibi bir yanlış içerisinde. Oysa ki kendi imkanı, kendi malını kendi eliyle feda edemeyen, zekatını, hayrını yapamayan bir kimsenin geriye bıraktığı maldan mirasçıları yani ne kadar verebilir? Bu ne kadar inandırıcı olur değil mi? Bunu da iyi analiz etmek lazım. Çünkü o bir de sorumluluktur aynı zamanda. Bunu da çok iyi analiz etmek lazım. Allah muhafaza eylesin. Hani malımızla belaya düşmek diye bir bizde güzel söz vardır. Bu dünyada bir takım sıkıntılar yaşayabiliriz ama asıl sıkıntı, eğer malımızın zekatını tasadduk etmediysek, sadaka olarak fakiri gözetmediysek, hayır hasenatımızı yerine getirmediysek, bunun hesabını kıyamet günü mutlaka Rabbimize zor bir şekilde vereceğiz.
verebilecek miyiz onu da bilmiyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i aziz kardeşlerim Yemen'e vali gönderirken ona şöyle tembih ediyor. Ey Muaz, senin gittiğin bölge ehli kitap yani orada Hristiyanların yaşadığı, yoğunlukta yaşadığı bir yerdir. Oraya gittiğinde insanları öncelikle ilk görevin oradaki insanları İslam'a davet etmektir ki bu hadiste geçen şekliyle şöyle diyor Efendimiz. Allah'ın bir olduğuna ve benim Allah'ın peygamber olduğuma insanları davet et. Eğer bunu kabul ederseler, inanırsalar ondan sonra onlara günde 5 vakit namaz kılınacağını, kılmaları gerektiğini tembih et, anlat. Eğer onu da kabul ederseler, bakınız hemen 3. sırada Efendimizin Muaz bin Cebel'e öğrettiği, bunu da kabul ederseler, mallarından fakirin hakkı olan zekatı alıp fakirlere verileceğini onlara bildir. Ey Muaz diye Muaz bin Cebel radıyallahu anh'a tembihte bulunuyor. Aziz kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden şöyle bir kıssa anlatıyor sahabe-i kirama. Üç kişiden bahsediyor. İsrailoğulları döneminde yaşamış üç kişiden bahsediyor. Bunların birisi Alaca ya da biri diğeri kel, bir diğeri de kör olan üç insan tipinden bahsediyor ve onların örneğini şu şekilde anlatıyor. Yüce Rabbimiz bu kullarını imtihan etmek üzere bir meleği insan suretiyle görevlendiriyor. Melek önce alaca hastalığı olan kişiye geliyor. Ona diyor ki ne istersin? Neyin değişmesini istersin? Öyle bir imkanın olsa. O da diyor ki şu yüzümdeki alacalığın gitmesini arzu ederdim. Melek dua ediyor ve Cenab-ı Allah'ın takdiriyle yüzündeki bu hastalık geçiyor. Başka ne istersin mal mülk olarak? O da diyor ki ben develeri çok severim. Develerimin olmasını isterim der. Birinci kişiye yani bu alaca olan kişiye dua edilir. Yüce Rabbimizin takdiriyle 10 aylık bir deve ikramında bulunulur. Oradan ayrılır. İkinci saçı olmayan işte görüntü itibariyle kel olan birisinin yanına gider melek insan suretiyle. Ona da aynı soruları sorar. O da işte bu görüntü kendisinde var olan görüntünün gitmesini ister. Bunun Rabbimiz tarafından giderilmesini arzu eder. Ona da dua eder melek. O da saçına kavuşur. Daha güzel bir görüntüye kavuşur. Ona da ne istediğini sorunca o da efendim buzağları, inekleri çok sevdiğini söyler. Ona da yine birkaç inek Rabbimiz tarafından hediye edilir, takdir edilir. Üçüncü kişi gözleri görmeyen ama bir kişidir. Ona da yine melek ne isteyeceğini, nelerin değişmesi gerektiğini, neyi arzu ettiğini sorduğunda o da gözlerinin tabii ki iyileşmesini arzu ediyor. Bu da gözleri Rabbimiz tarafından açılıyor. Gel zaman aradan bir dönem geçtikten sonra aziz kardeşlerim Yüce Rabbimiz tekrar meleğini insan suretiyle bu kullarını hani yoklukla imtihan edilen bu kullar nimetlere kavuşmuştur. Bu arada tabii alaca olan kişinin artık develeri birdi ama belki yüzlerce deveye ulaştı. Diğerinin inekleri sürü haline geldi. Bir diğeri üçüncü olan ama kişinin de koyun sürüleri oluştu. Hayli zenginleştiler. İkinci imtihan bu arada devreye giriyor. Yüce Rabbimiz meleği gönderiyor tekrar insan suretiyle. Alacanın önceki haliyle geliyor melek bu sefer insan suretinde. Diyor ki görüyorsun benim durumumu. Acınacak bir durumdayım. Yolda kaldım. Ne olur diyor bana şuradan memleketime gidecek kadar
işte ya deve ver veya bir miktar bana yolluk ver veya bir miktar para ver de gideyim, yerime varayım, çoluk çocuğuma kavuşayım. O kişi, aziz kardeşlerim, geçmişini unutarak, yani ben bunları çok zorluklarla kazandım diyor. Melek diyor ki, yani daha önce eğer sen bunu benim gibi idiysen, Allah sana bunları verdiyse, yalan söylüyorsan eski haline dönemesin diye ona beddua ediyor. Ve bu kişi yalan söylediği için nimetinin, sahip olduğu nimetlerin şükrünü eda etmediği için tekrardan eski hastalığına geri dönüyor. İkinci kişi, yani saçı kel olan, görüntü itibariyle kendini hoşnut hissetmeyen ikinci kişi de imtihanı kaybediyor. O da Cenab-ı Hakk'ın kendisine verdiği yeni sureti ve nimetleri inkar ediyor ve veremeyeceğini söylüyor. Kendinin kazandığını söylüyor. Üçüncü kişiye gelince melek üçüncü kişi, yani kör olan kişiye diyor ki ben böyle böyle, tabii diyor, neden olmasın. Zaten ben de diyor senin gibiydim. Allah bana nimetlerini bahşetti. Bak işte görüyorsun diyor, bu kadar nimetlere sahip oldum. Neden vermeyeyim diyor. Allah ben görmezken gözlerimi geri verdi. Benim hiçbir şeyim yokken Yüce Rabbim bana nimetlerini nasip etti. Tabii ki vereceğim. İstediğin kadar, sana yetecek kadar bu nimetlerden alabilirsin diye bu gelen kişiye söylüyor. Tabii bunlar birer imtihandı. Melek diyor ki bu bir imtihandı. Sen imtihanı kazandın, fakat diğer alaca ve kel olan imtihanı kaybettiler. Aziz kardeşlerim, zekat böyle bir şeydir. Hepimiz sahip olduğumuz nimetlerle imtihan içerisindeyiz. Yüce Rabbimiz bu nimetleri nereden kazandığımızı, nereye harcayacağımızı, harcadığımızı hepsini bizlere soracak. Onun için insanoğlu zekatta şunu kazanır. Bencillik duygularını yok eder. Yani sürekli kendine harcamak yerine bu nimeti bir başkasına vererek onların da sahip olunan bu efendim sofradan, nimetlerden istifade etmesini sağlar. Bir diğeri de zekatla birlikte, kıymetli kardeşlerim, yani toplumsal huzur elde edilir. Niye? Bir tarafta çok zenginler, bir diğer tarafta ekmeğe muhtaç olan insanlar var. Bunlar Rabbimizin takdiridir, rızasıdır. Cenab-ı Allah bu kadar rızık temin etmiştir, nasip etmiştir onlara. Yani bu onun kaderidir, ama bize düşen onu görüp gözetmektir, kollamaktır. Zengin zekatını hesaplayıp fakire verdiğinde arada bir bağ oluşur. Efendimizin hadisinde buyurduğu köprü oluşur. Ve bu bağ rahmet bağıdır. Bu sefer arada olan, yani fakir insan zenginin malında gözü olmaz. Aradaki kıskançlık duyguları yok olur ve erir. Haliyle artık fakir de zenginin malı gibi, malını kendi malı gibi görüp gözetmek ve ona sahip çıkıp kullanmak ister. Bu yönüyle de zekat toplumsal bir barış, dayanışma ve huzurdur. Malın sadece bir sınıf insanda, işte toplumun belli bir kesiminde dönmek yerine zekat verilerek bu paranın çok olmadığı mahallelerde, kesimlerde de maddi imkanların dönmesi bu anlamda sağlanır. Bu açıdan da zekat önemli bir ibadettir. Mali bir ibadettir ve bizim vermekle yükümlü olduğumuz farz bir ibadettir. Cenab-ı Hak hepimize, Müslüman şunu bilmeli, yani zekat verecek seviyede zengin olup insanlara yardım etme duygusuyla, şuuruyla hareket etmelidir Müslüman. Sadece kendine kazanıp kendi dört duvar arasında, kendi nefsi ve ailesi içinde değil, insanlara faydalı olmanın da gayreti içerisinde olmalıdır. Onun için İslam mal sahibi olmayı asla yadırgamaz, hatta teşvik eder. Peygamber Efendimiz, zengin Müslüman zayıf Müslümandan hayırlıdır. Çünkü o insanlara yardım eder. O İslam'ın nevşinema bulması için elinden gelen gayreti gösterir. İslam'ın ayaklanması için gayret eder. Bu anlamda Müslüman'ın hedefi de bu olmalıdır. Belki zenginliği kazanıp hem aile efradına hem de topluma daha çok hizmet etmek, İslam'a daha çok hizmet edebilmenin bilinci içerisinde olmalıdır.
Bu vesileyle Rabbim bize nasip ettiği nimetlerin kadrini bilmeyi ve fakirin hakkı olan zekatlarımızı da verebilme şuuruyla şuurlanmayı hepimize nasip eylesin. Mutlaka zekatlarımızı hesaplayıp yıldan yıla kuruşu kuruşuna vermenin gayreti içerisinde olalım. Aksi takdirde biriktirdiğimiz veyahut da kullanamadığımız geriye mirasçılara kalan paranın zekatı verilmezse vefat ettikten sonra hesabı bize sorulacaktır. Sefasını başkası sürecek ama hesabını biz vereceğiz. Neden böyle yapalım ki? Müslüman akıllı kişidir. Kendisini ölmeden önce hesaba çeken kişidir. Cenab-ı Hak hepimize hesabını verecek kadar mal nasip eylesin. Verdiği malı da hayırlı yerlerde kullanmayı nasip etsin. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Cenab-ı Hak diğer ibadetlerimizi dergah hizmetine kabul eylesin. Dualarımızı kabul eylesin inşallah. Zekattan bahsetmişken aziz kardeşlerim, belki bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz bundan biraz daha teferruatlı. Ama bizler Hollanda Diyanet Vakfı olarak, Utrecht Ulu Cami olarak vakfımızın da bu zekat bağışı kabul ettiğini daha önceki yıllardan zaten sizler biliyorsunuz. Bizler de Hollanda Diyanet Vakfı'na ulaştırılmak, yani vakıf aracılığıyla fakire, muhtaca, yetime, yoksula, öğrenciye gönderilip onların da sofrasında bir nimet, sırtında bir hırka olması hasebiyle biz camilerimiz Hollanda Diyanet Vakfı'nın biraz aracı kurumu olarak sizlerden zekatlarınızı makbuz karşılığında alıp vakfımıza ulaştırıyoruz. Oradan da ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Camimiz Ramazan ayının sonuna kadar öğlen ve ikindi arası inşallah bu zekat fitre bağışları için, fidye bağışları için açık olacaktır. Birinci katında özel zekat fitre masamız var. Orada görevli arkadaşlarımız, din görevlisi, yönetici arkadaşlarımız bulunacaklar. İnternet üzerinden yatırmak isteyenler Hollanda Diyanet Vakfımızın sayfasına direkt yatırabilirler. Bu imkanı olmayanlar yine camimize gelip elden bize makbuz karşılığı zekatlarını teslim edebilirler. Bizler de sizin emanetinizi alıp bir hakkın yerine ulaştırma bilinci şuuru içerisindeyiz. Elhamdülillah bugüne kadar bize güvendiniz. İnşallah sizin emanetinizi helal getirmeden en güzel yerlere ulaştırmanın gayreti içerisinde olacağız. Rabbim hepimize hayırlı, güzel, bereketli günler, Ramazanlar nasip etsin. Bayrama erişmeyi de cümlemize nasip eylesin inşallah. Ve ahiru da'vâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.